Yaklaşık 30 yıldır İstanbul'da ticaret, yöneticilik yaptıktan sonra Sakarya'nın Kocaeli ilçesinde Romanov koyunu üretim çiftliği kuran İrfan Boz, Marmara bölgesinde Romanov koyun üretimi başlatan ilk isimler arasında yer alıyor. Çiftliği yaklaşık 5 sene önce Kocaeli ilçesine kuran Boz, ilk olarak Ukrayna'dan 95 dişi, 5 koç olmak üzere 100 tane Romanov koyunu aldı. Boz yılda 2 kez doğum yapan ve her doğumda 500'e kadar yavru veren Romanov koyunlarını yetiştirmeye devam ediyor. Adeta kuzu makinesi olan Romanov cinsi koyunun üreticiliğini üstlenen İrfan Boz, hem ülkeye katkı yapmak hem de bulunduğu bölgeye hayvancılığı aşılamayı amaçlıyor. Koronavirüs sonrasında ülkeler arası gidiş ve gelişlerde oluşan sıkıntılar neticesinde ara verilen ithalat ile ihracatın kontrollü şekilde tekrardan başlaması ile birlikte Ukrayna'ya giderek koyunları tekrar getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden İrfan Boz, üretim ve satışlarına kaldıkları yerden devam ettiklerini ifade etti. Boz'un ilk başta 100 koyunla başladığı işinde şu anda yavrulayacak koyunlarıyla birlikte sayının 800'lere ulaşması bekleniyor. Koronavirüs sebebiyle koyunları 1,5 senedir beklediklerini aktaran Boz, sözlerini şöyle sürdürdü. Hayvanı daha yeni getirdik koyunlarımızı yaklaşık 1,5 seneden beri bekliyoruz koyunların buraya gelmesini. Neden derseniz tabii Türkiye'de bir Covid-19 diye bir hastalık çıktı biliyorsunuz. Bu Covid-19 çıktığından beri yurt dışına bakanlık heyet göndermedi. Koyun giriş ve çıkışlar yasaklandı komple. O yüzden biz bunu kendi imkanlarımızla kendi imkanlarımız şartlarını zorlayarak daha yeni inşallah Allah da nasip etti getirdik. Şimdi gelen koyunlarımızın tamamı gebe. Bazıları doğurdu yollarda. Şimdi görürsünüz zaten kuzular da var burada. Şu anda doğumlarımız bir hafta 10 gün içinde başlayacak doğumları nasip olursa. Yaklaşık birkaç ay sonra buralar kuzu olarak dolacak. Yani yaklaşık 700-800 tane hayvanımız olur Allah nasip ederse kuzuladıktan sonra. Yani Türkiye'nin her ikliminde yetişebilir bu hayvan. Çünkü neden? Bu hayvanın yaşadığı yer 6 ay kış, 6 ay yaz. Ne yazı Türkiye'ye benzer ne kışı Türkiye'ye benzer. Çünkü bu hayvan soğuk iklim hayvanı. Şimdi Türkiye'de de sıcak iklim var, doğru mu? Var. Peki burada da var şu anda 35-38 derece sıcaklık var. Peki biz burada nasıl bakıyoruz bu hayvana? Şimdi alıyorlar bu hayvanı, normal ahıla koyuyorlar. Mesela bizim de ahırımız var, ahılımız var ama bu ağının içinde eğer bu olmazsa, şu gölgelik olmazsa bu olmaz. Yazın bu hayvanın üstüne güneş kolay kolay vurmayacak. Peki bu hayvanı bu şekilde sağlıklı bir şekilde bakarsan, bu hayvanı sıcaktan ve soğuktan korursan bu hayvan o zaman sana verim verir. Hayvan doğduktan sonra kesinlikle yalamak için hayvanın önüne vermeyeceksin kardeşim. Hele hele Romanov koyununda. Neden? Şimdi üretim yapıyoruz ya. Ortalama 2 veya 3 diyoruz ya, kar amaçlı düşünüyoruz ya. Şimdi kardeşim sen bu hayvandan verim alman için bunları yapman lazım. Hayvan doğdu. Hayvanın yavrusunu dışarıda kurulayacaksın, temizleyeceksin. Aşısını yapacaksın. Anne nasılsa koyun da bir annedir. Hayvan gözüyle bakmayacaksın hayvana. Anne gözüyle bakacaksın. Şefkatiyle bakacaksın. Sevginle bakacaksın. O hayvanın nasıl beslediğine, aç mı, susuz mu, o anne onu doyuruyor ama sen takviye yapacaksın bazen, aç kalabilir ihtimalini düşünerek. Peki neticede ne olacak? İşte o zaman bu ticarette, bu Romanov koyununun üretiminde 1'e 2 kazanırsın, 1'e 3 kazanırsın, 1'e 4 kazanırsın. Yani bir laf vardır halk arasında, saldım çayıra, Mevlam gayra bu iş olmaz arkadaşlar. Romanov koyunu üretmek isteyen arkadaşlarıma önerilerim ve tavsiyelerim. Hakiki Romanov koyunu üreten çiftlikten Romanov koyunu alsınlar. Yani
bir başka herhangi bir yerden, pazardan, piyasadan Romanov koyunu üretmek isteyen arkadaşlar Romanov koyunu almasınlar. Neden? Çünkü gitsinler Romanov koyunu üreten bir çiftliği bizzat kendi gözleriyle görsünler. Melez olmaması lazım. Irkı bozulmaması lazım. Biz kendi adımıza iddialıyız. Diyoruz ki biz Zoborolu hayvancılık olarak Romanov koyunu üretiyoruz. Ukrayna'dan gidiyoruz. Hakiki Romanov koyununun gerçeğini buluyoruz. Melez olmayışını. Ta orada başlar o melezlik. Sonra bütün aşıların tamamını yaparak tekrar aşıları, kontrolleri tamamen yapılarak çiftliğimize getiriyoruz gebe olarak. Ve burada hiç melez olmadan, hiç başka bir koyun içine katmadan biz üretime başlıyoruz. Ben Türkiye'de mağdur olan, üretim yapmak isteyip de mağdur olan insanları uyarmak için söylüyorum. Hayır abi. Hadi canım. Abi ben de, farkında mısın? Özellikle ben...